Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere iki tarih arasındaki işe giriş, teslimat, proje, başlangıç, bitiş vesaire iki tarih arasındaki sürelerin e-tarihli, İngilizcesi dative fonksiyonuyla hesaplamaya, sizlere bunu açıklamaya çalışacağım. Aslında özel bir fonksiyon, çok sık kullanmadığımız çünkü genelde tarih fonksiyonu deyince gün, ay, yıl tarzı, year, month, day gibi hafta sayı gibi şeyler aklımıza geliyor. Bakın bu fonksiyon nasıl çalışıyor. Şurada bir örneği var. İşe girilmiş 2015'te, 2018'de çıkılmış. Tamam, ikisinin farkını alabiliriz. İşte 300 gün, 500 gün diyebiliriz. Ama burada 3 yıl, 7 ay, hani 3 yıldan sonra 4 yıl diyemeyiz. Çünkü 3 yıl, 7 ay, 9 gün gibi. Çünkü e-tarihli fonksiyonunda arkadaşlar iki tarihi verdikten sonra Y'yi kullanabiliyorsunuz. M'yi tek başına ama o ay verebiliyor. Bize YM işte year, month gibi aydan kalan fazlasını söylüyor. Yıldan kalan, normalde net 3 yıl değil, 4 yıl değil. 3 yıl, 7 ay ve bir de tabii ki kalan, sadece M dersek işte toplam 500 gün, 1000 gün derdi. M'de ise 7 aydan artan günü veriyor. Ben silip sizinle şimdi beraber yapıyorum. Burayı da sileyim. Burada da birleştirip şu kadar yıl, bu kadar gün çalıştınız gibi bir açıklama arkadaşlar. Geliyorum e-tarihini elle yazıyoruz. Çünkü listede yok aslında. Buna gizli fonksiyon da diyorlar. Ama çok da gizli bir şey yok işte. Böyle olunca çıkıyor. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, şöyle biraz büyütürsem ekranımı siz daha iyi göreceksiniz diye düşünüyorum. Evet, tekrardan yazıyorum. E-tarihli, başlangıç tarihi, virgül, bitiş tarihi, virgül, year. Yani yıl olarak verdim, tam yıl. Tam 3 yıl mı oldu? Eğer öyleyse 0 ay olur. Bir de mutlaka ay fazlası var. Çünkü 1. ayda girmiş, 8. ayda çıkmış. 1. ay neyse. Bak yazıyorum. E tarihli bu sefer. Yine İngilizcesi dative arkadaşlar. Unutmayalım. E tarihli başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Bu sefer YM. Sadece YM deseydim atıyorum 50 ay, 100 ay diyecektim. O benim işimi görmüyor. YM, yıldan artan kalan ayı diyoruz buna. Için. Ve bir de bu aydan da bir günü var çünkü ayın kaçında, birinde girmiş mi? 9 gün var galiba. Ondan sonra e-tarihli başlangıç bitiş. Bu sefer de M'de. Sadece M dersem İşte 3000 gün, 5000 gün diyecekti. MD diyerek fonksiyonumu bitiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunları tabii her birini aşağı doğru çekiyorum. Biçimlemeden doldu diyelim. Zebramızı bozmayalım. Tabii table yapısını korusaydık bu sıkıntımız olmaydı. Yazıyla da bu kadar yıl, ay falan diyeceğiz. Ondan sonra diyebiliriz. Hemen birleştir fonksiyonunu çağırıyorum. Biraz öteleyip şeyi. Birleştir, concatenate fonksiyonunu. Birleştir. Evet. İşte 3K4 şöyle bir boşluklu yıl. Ondan sonra bu kadar bir boşluklu ay. Bu kadar bir boşluklu gün çalıştınız. Teşekkür ederiz. Ayla 9 gün, yıl, yıl daha aralarından boşlukları devam ettirelim. Gönderelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hepsi mi 3 yıl 9 gün çalışmış ya? Ondan sonra şuradan bir bakalım. Giriş çıkışa
tesadüf bugün çıktıymışlar ama değişiyor. Şunlar değişiyor. 3 yıl var, 2 yıl var. Yani bir yanlış bir şey yapmayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu videoda özellikle e-tarihli dedektif denen fonksiyonu sizlerle çalıştık. Şöyle bir hatırlatma da yapayım. Kullanımı var tabii. Mali işler çok önemli Excel için. Onlar için çok iyi bir yazımcı. Yani bir tane de böyle bir araya anekdot eklememe izin verin. Çok kısa bir süre önce bir okuldan bir posta geldi. Sanıyorum küçük okul, yani okul öncesi gibiydi. Kaç aylık bunlar? Hani doğum tarihleri var değişik şeylerde. Hani bu çocuklar kaç aylık herhalde, 40 aylık, 50 aylık, 60 aylık gibi çocuklara belli bir sistem uyguluyorlar sanıyorum. İki tarih var. Kaç ay olduğunu bulmak istiyor kişi. Çok kolay bir şekilde iki tarih arasında kaç ay olduğunu bulmak isterseniz şuraya M yazarsanız size bu kadarsa da 43 aylık olduğunu görürsünüz. Yani böyle bir şey. Bu nasıl oluyor derseniz sürekli biliyorum ki çok sayıda kişi de bu şekilde her gün bir problemleri Excel'de çözüyorlar ama uygun teknikleri bazen çok yanlış yollardan yanlış öğrenimlerle olabiliyor. Belki yeni şeyler katabiliyorsak bizim için de mutlu. Evet arkadaşlar, bu videoyu da bitiriyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.